Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül 2022 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. Ayın başından 23'üne kadar Güneş sizin burcunuzda olacak, Başak Burcu'nda olacak. Buradan bütün Başak Burçların doğum günlerini kutluyorum. Umarım yeni yaşınızda çok güzel gelişmeleriniz olur. Ayın 5'inden itibaren ise, 5 Eylül tarihinden itibaren ise Venüs sizin burcunuzda olacak. Özellikle Venüs 5 Eylül'den itibaren sizin burcunuza geçtiğinde hayatında kimse olmayan arkadaşlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Bu tarihleri not alın. Bu 5 Eylül 29 Eylül tarihleri arasında daha sosyal olmaya, daha aktif olmaya, görünür olmaya özen gösterin. Karşı cins tarafından beğenildiğiniz, ikili ilişkiler açısından şanslı olduğunuz çok güzel bir dönemde olacaksınız. Lütfen bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. İlişkisi olanlar için de daha böyle uyum yakalayabileceğiniz, güzel, keyifli vakitler geçirebileceğiniz zamanlardır. Evlilik ve ilişkisi olan arkadaşlarımız açısından. Hatta bu konuda yeni kararlar alabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili güzel gelişmeleriniz olabilir. Onun dışında dediğim gibi hem denge, uyum açısından da güzel zamanlardır. Özellikle Venüs küçük hediyeleri de anlatır. Güzel hediyeler de alabilirsiniz. Bu anlamda biraz böyle şımartılabileceğiniz zamanlar da olabilir. O açıdan güzel, keyifli olacaktır Venüs'ün burcunuzdaki transiti. Umarım hepiniz güzel bir şekilde yararlanmış olursunuz. Bir de özellikle böyle giyim tarzınız, saç şekliniz, bedeniniz vesaire bunlarla alakalı yapmak istediğiniz değişikliklerde de yardımcıdır. Güzel etkiler taşır. Bu dönemde yaptırabilirsiniz. Onun dışında maddi açıdan destekleyicidir. Kadınlardan gelen destekler olabilir. Daha rahat ve konforlu bir şekilde böyle keyifli vakit geçirdiğimiz zamanlardır. Özet olarak diyebiliriz. Ay'a güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Şimdi devam edelim diğer etkilerden bahsetmeye. 10 Eylül tarihinde 7. evinizde bir dolunay gerçekleşecek, 17 derece Balık burcunda. Şimdi dolunaylar biliyorsunuz bir kapanış enerjisidir. Bir sonlanmanız var 7. ev konularıyla ilgili olarak. Daha doğrusu bir netleştirmeniz. Şimdi 7. ev konularından tek tek bahsedecek olursak 7. ev her türlü ikili ilişkilerimiz, evlilik ve evlilik adayı konumunda bulunan kişiler, onların hayatındaki gelişmeler, danışmanlık verdiklerimiz, danışmanlık aldıklarımız, başlattığımız mahkemeler, yapacağımız ticari ortaklıklar, anlaşmalar, ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi aynı hayatı paylaştığımız kişiler, açık düşmanlar, ikinci çocuk, bir imza, vekalet, protokol, mutakabat çerçevesinde bir araya gelinen kişiler gibi konuları ifade eder. Bu konularla ilgili olarak bir kapanışınız var ama özellikle bu kapanışta Güneş ve Neptün'ün karşıt açısı var. Biraz böyle gerçeklerle yalanların karşı karşıya gelmesi, gerçeklerle bir yüzleşme gibi süreci tetikleyebilir. Burada bir kararınız var ama bir takım bu yalanlarla gerçeklerin muhakemesini de yapacaksınız siz. Burada büyük resmi göreceksiniz. Bununla alakalı bir karara varacaksınız diyebiliriz özet olarak. Özellikle güven vermeyen sorunlu ilişkilerle alakalı bir noktalama kararı da alabilirsiniz. Bunu belirtmiş olalım. Özellikle bir de Venüs de sizin burcunuzda olduğu için başka aşk hikayelerine yelken açmak isteyebilirsiniz. Sorunlu ilişkilerinizden, size güven vermeyen ilişkilerinizden kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunu belirtmiş olalım. Şimdi aynı tarihte bir başka etki daha var. O da Merkür'ün retro hareketi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. 10 Eylül tarihinde 2. evinizde Terazi burcunda Merkür'ün 8 derecede retrosu başlayacak. Şimdi ayın geneline baktığımızda görmüş olduğunuz gibi birçok gezegen aslında retroda. Burada Plüton, Satürn, işte Neptün, Jüpiter, Chiron, Uranüs hepsi gördüğünüz gibi retro harekette. Bunlara bir de Merkür eklenmiş olacak. Dolayısıyla ayın genelinde özellikle bu tarih itibariyle de enerji akışında bir takım tıkanıklıklar, olayların bir türlü ilerleyememesi, gecikmeler, ertelenmeler, uzayan süreçler, belirsizlikler gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayın genelinde böyle enerjide bir akış var.
Özellikle ani kararlar almaktan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bütün imzalarınızı da bekletmenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar retro gezegen varken, bir de Merkür'ün retrosu. Daha sonra başınızın ağrıyabileceği sonuçlar ya da memnun kalmayacağınız sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bütün imzalarınızı 2 Ekim'e kadar, Merkür retrosu sonlanıncaya kadar bekletmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle hiçbir şey imza atmayın. Yeni bir şeye başlamayın. Yeni bir şey de almayın. Özellikle bu 10 Eylül tarihinden itibaren. Şimdi geçelim buradaki etkilerinden bahsetmeye. Şimdi Merkür retrosu yaşanacak, bu tip problemler olacak dedik ama siz bunu ikinci ev üzerinden deneyimleyeceksiniz. İkinci ev konularda bizim paramız, gelirlerimiz, ekstra gelir kapılarımız, para kazanma kaynaklarımız, harcamalarımız, paramızı değerlendirme biçimimiz, taşınmaz mallarımız, özgüvenimiz, itibarımız, değer verdiklerimiz, bize değer verenler gibi konuları ifade eder. Şimdi özellikle paranıza sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Bir takım geçmişle alakalı ödemeniz gereken parayla ilgili konular ortaya çıkabilir. Lütfen hani gelir gider dengenizi sarsmamak adına buradaki Merkür'ün olumsuz etkilerinden en az zararlı atlatmak adına ve bütün paranıza, harcamalarınıza dikkat edin. Atacağınız anlaşmaları yine hani ertelemenizde fayda var. Bu parayla ilgili olan konularda özellikle olarak hani bu paranızı değerlendirme biçiminiz olabilir vesaire, hepsiyle alakalı olabilir. Hırsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu şifrelerinizi unutabilirsiniz. Merkür geri harekette özellikle bu unutkanlıklar çok fazla olur. Kartlarınıza, paranıza, her türlü yatırım ya da harcama kanalınız neyse artık onların hepsine çok dikkat etmenizi, paranıza sahip çıkmanıza dikkat etmenizi öneririm özet olarak. Sonrasında ise 20 Eylül tarihinde Güneş Terazi burcuna geçecek. İkinci evinizde hareket etmeye başlayacak. Aynı tarihte 23 Eylül'de Güneş ve Merkür'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 9.49'da gerçekleşecek. Özellikle Güneş-Merkür kavuşumları, dualar, meditasyon, böyle ritüeller, enerji çalışmaları için çok güzel zamanlardır. 2 saat öncesi ve sonrasını değerlendirebilirsiniz. Özellikle Merkür çalıştırmak için yazarak yaparsanız bu çalışmaları çok daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bunu belirtmiş olalım. 23 Eylül tarihinde saat 9.49'da. Sonrasında ise Merkür Başak Burcu'nda gerilemesine devam edecek. Buradaki gerilemesini bitirecek. İkinci evde sizin birinci evinizde gerilemeye başlayacak. 24 dereceye kadar gerileyecek. Sonra ileri hareketine başlayacak. 2 Ekim tarihinden itibaren sizin burcunuzda ileri hareketine başlayacak. Dolayısıyla sizin burcunuzda retro yaptığı için özellikle bu 23 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında bütün iletişim trafiğinize çok dikkat etmenize tavsiye ediyorum. Yanlış anlayabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Söyledikleriniz duymaması gereken kişilere iletilebilir. Kimin yanında ne konuştuğunuza çok dikkat edin. İletişim araçlarınıza dikkat edin. Trafikte dikkatli olun. Bütün cihazlarınızla ilgili bozulmalar, arızalar söz konusu olabilir. Çalışmalarınızı bir kez daha kaydedin. Bir kez daha kontrol edin. İş yerinizde aksamalar olabilir. Unutkanlıklardan kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Cihazlarınız bozulabilir. Lütfen gerekli kontrollerinizi üstünden böyle birkaç kere geçerek yapmanızı, bütün iş akışınızda kontrollerinizi biraz daha sıklaştırarak yapmanızda yarar var. Buradaki olumsuz etkileri en az zararla atlatmanız adına. Sonrasındaki etkiye geçelim. Sonrasında ise 26 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi 2 derecede Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıçlar, yenilikler anlamı taşır. Ama burada özellikle biliyorsunuz hani Terazi Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs'ün retro Merkür'le kavuştuğunu görüyoruz. Burada bir yenilik gerçekleşecek fakat bunun böyle eskilerle bir bağlantısı olabilir. Atıyorum mesela
İkinci ev bize gelen iş teklifleriyle de alakalıdır. Belki de geçmişten tanıdığınız, geçmiş bağlantınız olan bir yerden bir iş teklifi alacaksınız mesela. Ya da paranızı geçmişte olduğu gibi değerlendirme kararı alabilirsiniz. Yani bir geçmişte bir bağlantısı var buradaki yeniliğin. Ya da bununla alakalı tekrar gözden geçirmek durumunuz olabilir buradaki yeniliği. Hani bir yenilik yapacaksınız ama tekrar onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bunu da anlatabilir. Yine Merkür Retro'da olduğu için dikkatli hareket etmenizde yarar var. Bunu bir kez daha belirtmiş olalım. Şimdi burada dedik ki aynı tarihte Venüs-Merkür kavuşumu da var. Bu sizler için farklı bir anlam daha taşıyor. Özellikle geçmişte bağlantılı ilişkilerinizle alakalı olarak mesaj alabilirsiniz. Onlardan ilişki teklifi alabilirsiniz tekrar. Bunu da anlatır. Yani böyle bu geçmiş ilişkilerle alakalı bir gündeminizde olabilir. Bunu özellikle tetikleyecektir mutlaka. Yani onlardan bir haber alma, kendiniz de merak edebilirsiniz. Onlardan bir haber de alabilirsiniz ya da onlardan yeni bir ilişki teklifi de alabilirsiniz. Bu ay böyle etkiler de var. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 29 Eylül tarihinde şurada görmüş olduğunuz gibi Venüs sizin ikinci evinizde hareket etmeye başlayacak. Özellikle terazi yeni aylarında dengede kalmamız, dengemizi korumamız gibi temalar ortaya çıkar. Bunun gereklilikleri ortaya çıkar. Şimdi az önce bahsettiğim yeni ayda belki bu dengeyi korumakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama Venüs'ün özellikle ikinci eve geçmesiyle, yöneticisi olduğu terazi burcuna geçmesiyle bu konularda özellikle gelir gider dengeniz, paranızla alakalı yapmak istedikleriniz ya da var olan işte paranızla, yatırımlarınızla alakalı olarak ya da çalışmalarınızdan kazandığınız paralarla alakalı olarak daha çok destekleneceğiniz, daha rahat hareket edebileceğiniz zaman dilimini başlatacaktır. Ama şöyle bir şey daha var, onu da belirtmiş olayım. Merkür yine geri harekette olduğu için özellikle buradaki rahatlama hissini 2 Ekim tarihinden itibaren daha çok hissedeceksinizdir. Yani buradaki dengeyi, anlaşma, uyum, rahat, konforlu parayla alakalı olarak hayatınıza aslında bakarsanız 2 Ekim sonrasında, yani Merkür'ün de burcunuzdaki retrosu bitiminde daha rahat, yani buradaki akış daha rahat olacaktır. Siz de biraz daha rahat nefes almış olacaksınız. Özellikle bu para konularıyla ilgili olarak diyelim özet olarak. Evet, genel olarak bu şekilde bahsedeceğim konular. Buradaki anlattığım bütün bilgilere ilişkin detayları açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Orada ayrıca hem sizi ilgilendiren hem de dikkatinizi çekebilecek videoların linki de var. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Umarım sizler adınıza çok güzel gelişmeler çekebileceğiniz güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.